kaderimiz diye bir şey yok. Tam tersi Kur'an-ı Kerim biz herkesin kaderini kendi ellerine vermişizdir. Kendi geleceğini, kaderini, ne olacağını kendi boynuna asmışızdır diye ayetler var. Çünkü bu kader doktrini hem müşrikler kadere inanıyorlardı, Emeviler de kaderi siyasal doktrin haline getirdiler. Sizin başınızda bulunmamız Allah'ın bir kaderidir. Allah böyle yazmış. Ne yapalım? Alın yazımı da bu varmış. Dediler ve isyanları kadere isyan etmekle suçladılar. Hatta bundan dolayı Kaderiyyun diye bir akım türedi. Kaderiyyun. Emeviler döneminde, birinci yüzyılda ortaya çıkmış bir akımdır. Kaderiyyun, kaderciler demektir. Fakat Emevilerin kader doktrinini reddedenler anlamındadır. İslam'ın Yenilikçileri kitabında okuyabilirsiniz. Orada Kaderiyyun akımından bahsediyorum. Mabed el-Cüheyni gibi, Cahat bin Dirhem gibi elleri ayakları kesilerek, derileri yüzülerek, kafaları kesilip şehir şehir gezdirilerek dolaştırılan insanlardır bunlar. Emevilere karşı çıktıkları için ve Allah'ın sizi başımıza takdir etmesi diye bir şey yok dedikleri için onlara Kaderiyyun denmiştir. Şimdi bu uzun bir hikayedir. Ama halk arasında bilindiği gibi alın yazısı. Olaylar oldukça bilinmektedir. Önceden belirlenme alın yazısı yoktur. Herkesin hayat yolu ve bu anlamda kaderi kendi ellerine verilmiştir. Dolayısıyla sizin hayatta yapmış olduğunuz tercihler sizin kaderiniz oluyor. Yaptığınız tercihlerle siz kaderinizi, yani hayat yolunuzu, çizginizi belirliyorsunuz. Ama ne olmuştur? Allah yerlere ve göklere ölçü koymuştur. Yani takdir etmiştir her şey ölçüsünü. Yerin yasası vardır, göğün yasası vardır. Fiziğin yasası vardır, üremenin yasası vardır. İnsanın nefes almasının, uyumasının, hastalanmasının, kalbin atışlarının, bağırsakların, her şeyin bir yasası, kuralı vardır. Evrende, tabiatta gördüğünüz işleyen kurallar Allah'ın ölçüleri oluyor. Yani takdir. Her şeyi bir ölçüye göre yapmış. Bu ölçüye uyaraktan yaşıyoruz. Eğer kader diye bunlara diyorsanız, evet, ölçü. Her şeyin bir ölçü. Ona tabiiz yani. Ölçülere tabiiz. Ama ölçüleri değiştirmek, ona uymak, uymamak, onun zıttına gitmek veya ona uyum sağlamak da senin elinde. İnsanlar bıçağı alıp kalbine saplayıp öldürebilir de, elmayı soyup arkadaşına verebilir de, damdan aşağı attıp intihar da edebilir ama yaşamayı da tercih edebilir. Böyle mevcut ölçüler içerisinde bize bir kullanım hakkı, özgür irade, bu ölçüleri tercih edip etmeme noktasında bir imkan verilmiş. O imkanları kullanarak yaşamamız gerekiyor ki sorumlu olalım. Sorumlu olalım. Şimdi her şey Allah önceden belirlediyse, bir kader varsa, o zaman imtihanın bir anlamı kalmıyor. Beni niye imtihan ediyor ki? Zaten bunları hep o yaptırıyor bana. O zaman benim eğer bana bir hesap sorulacaksa, eylemleri kendimin karar verip kendimi yapmış olmam lazım ki onun hesabını vereyim.